Keçecizade'ye çok söz atfedilir. İşte içeriden siz dışarıdan hı hı. siz içeriden. Osmanlı falan. 200 Tabii. yılda yıkamadık diyor. Şimdi hep diyorlar ki ya Keçecizade sen de sürekli Osmanlı'ya yıkılacak yıkılacak diyorsun. Hani yıkıldığı falan da yok diyor. Ne diyor biliyor musun? Yahu diyor bu insan mı? Bunun sekeratı mevti 100 sene sürer diyor. Yani ölüm can çekişme süreci 100 sene süre. çünkü devlet bir organi organizm evet. ama Abdülhamit Han'ı devirdikten sonraki süreç çok hızlı atmış hızlı aktı. çünkü Abdülhamit iktidara geldiğinde de Osmanlı artık Sekeratı Mevte girmişti evet. yani neden orayı da getirelim o zaman İbni Haldun'un mukaddimesinde hep hani coğrafya kaderdirin klişesinin dışında bir şey kullanılmaz ya o mesela orada medeniyetler bölümünü anlatırken devletlere bir ışık tutuyor diyor ki doğarlar, büyürler ve ölürler. Evet, biyolojik ömür şeyi var. Tabii. Ya. Biyolojik ömür şeyi var onun. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri dünden bugüne yok olmaz. Ama bu konulara kafa yormuş çok insan var. Mesela Paul Kennedy. Büyük güçlerin düşüşü ve yükselişi. Orada çok güzel bunları örneklendiriyor. Keza yine Roger garodi'nin merhum Allah'tan rahmet dilerim, Çöküşün Öncüsü Amerika diye muazzam bir kitabı var. Bizi dinleyenlere de tavsiye edebiliriz. Roger Garadi'nin Çöküşün Öncüsü Amerika kitabı okunası bir kitaptır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dünden bugüne şeyini yitirmesi, gücünden düşmesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Çünkü sekaratı mevtü 100 sene sürer Amerika'nın. Zaten de öyle olmasın. Niye? Çünkü bu konularla ilgili yine yazılan akademik yazılar okunduğunda hegemona meydan okuma süreçlerinden sonra hegemonik savaşlar süreci başlıyor ki bu dünya tarihinde savaş tarihi açısından da baktığınızda en kanlı zamanların yaşandığı süreçler. Yani şimdi biraz önce İsmail abinin vermiş olduğu Çin'in meydan okuma sürecini anlattı. İktisadi anlamda anlattı. Askeri anlamda anlattı. Ama bu bizi şuraya da getiriyor. Eğer hegemon iktisadi ve askeri anlamda bir düellaya bir efendime söyleyeyim şeye tabi tutulduysa, meydan okumaya tabi tutulduysa Önümüzdeki süreçte çok daha kanlı günlerin süreç derken bu 2-3 yılı kastetmiyorum. Evet. Yani 20-30 yıllık süreç içerisinde çok kanlı zamanların da bizi beklediğini gösteriyor. Durdum. Buradan şunu çıkartmamız lazım. Türkiye'nin savunma sanayi dahil olmak üzere, altyapısı dahil olmak üzere yapmış olduğu altyapı yatırımlarının, savunma sanayi yatırımlarının hız kesmeksizin devam etmesi gerekiyor. Zor zamanlara hazırlanmalıyız. Tabii ki. Yani bak şöyle söyleyeyim. Sadece son 350 yıl içinde 119 büyük savaş olmuş. 350 yıl içinde 119 büyük savaş olmuş. Savaşmadığımız zaman olmuş. Tabii ki. Dünya göreceli anlamda evet. en huzurlu 70-80 yılını geçirdi. Evet. Yani bu böyle devam etmeyecek. Ve Amerika sözünüzü unutmayın. Çinle olan o rekabet şeyini ee, daha doğrusu büyük hesaplaşmayı 2030'lar sonrasına ertelemeye çalışıyor. Tabi tabii planlıyor onu. Çünkü hazır değil bugün için tabii. o şey. Ve bunu planlayacak. Dolayısıyla gençlerimiz, evlatlarımız, ülkenin idarecileri, feraset sahibi ifadelerle siyaset ortaya koymak zorundalar. Çünkü bizi bekleyen hakikaten önümüzdeki süreç içerisinde kan ve göz yaşından başka bir şey olmayabilir. Bunun içerisine yeni güvenlik parametresi dediğimiz iklim değişikliği, gıda güvenliği, biyogüvenlik gibi hususları da eklediğinizde dünya tamamen bir kaotik bir düzenin içerisine girme ihtimali çok yüksek. İşte görüyoruz orman yangınlarından sellerden depremlerden afetlerden. Yani inanılmaz bir şey. Mesela bu sene Türkiye çapında meyve fiyatlarının pahalı olma sebebine çünkü sıkıntı var. Üretimde sıkıntı var. 41 küsür iki... vilayette şey var. Kuraklık hüküm, kuraklık hüküm sürüyor. Hüküm sürüyor. Yani bunları çok daha iliklerimize kadar yaşayacağız. Aslında bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte İbrahim programın konusuna bunları getirelim. Belki yani bir vizyon evet. çizme açısından o ne dedi bu ne evet. ziyade önemli olabilir diye düşünüyorum. Ee, gelelim zaman şeye. zaman küresel iklim değişikliği, kuraklık meselelerini alıyoruz. Tabii. Dönemde. Son bir cümle tamam. söyleyeyim o zaman. Şimdi Amerika'nın Afganistan'da yaşadığı bu husus var ya keşke Amerika birilerinin dediği gibi Afganistan'da askeri bir mağlubiyet yaşasaydı. Askeri bir mağlubiyet giderirsiniz yani bir savaşta yenilirsiniz toparlarsınız bir daha savaşırsınız yenersiniz yani. Amerika'nın en büyük sıkıntısı meşruiyetini yitirdi. Hı hı. Yine ben gazetede yazdım köşe yazısında o uçağın kanadından düşenin Afganlı olmadığını Amerika'nın meşruiyetinin olduğunu yazdım. Evet. O kanadından düşen Amerikan meşruiyetiydi. Ve Amerika bu meşruiyeti tekrardan arkasında toparlayabilmek için Afganistan'a girdi. Dedi ki soğuk savaş 89'da bitti. Duvar yıkıldı. Kimse Arada, arkamda hizalanıyor. Tabii kimse artık. arkamda değil. O zaman ne yapmam lazım? Bir kavram bulmam lazım. Buldu Global War on Terrorism. Terörizme karşı küresel savaş. Ve bununla inandı ki İbrahim. Irak'ta Afganistan'da, Suriye'de ve dahi dünyanın bütün coğrafyalarında terör belasından dolayı milletler saf saf Amerika'nın arkasında saf tutacaklar zannettiler. Olmadı. Asıl çöken bu ve asıl sıkıntılı olan husus bu. Yoksa askeri bir mağlubiyet, Vietnam'da mağlubiyet aldı ama Amerikan me meşruiyeti devam etti soğuk savaş süresince. <laughs>